Efendim herkese merhabalar. Ben Barzon ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere daha önceden bahsetmiş olduğum ve üzerinden geçeceğine dair söz verdiğim topraksız karakterlerle alakalı paradoksun paylaşmış olduğu geliştirici günlüklerini inceleyeceğiz. Bu videoda özellikle 151 ve 152 numaralı geliştirici günlüklerine bakıyor olacağız. Genelde şöyle baktığımızda topraksız karakterlerle alakalı çok ciddi ve çok fazla ayrıntı paylaşılmış. Ve her bir ayrıntının, her bir mekaniğin, her bir etkileşimin neye yol açtığını bize burada ellerinden geldiğince göstermeye çalışmışlar. Biraz uzun bir video olabilir. Ben de sizler gibi bu yeni mekaniği okuyarak ve görerek öğrenmeye çalışıyorum. Buradan her ne kadar tabi bilgi alsak da pratiğe geçmeden %100 öğrenmemiz mümkün olmayacak. Ancak yine de üzerinden geçeceğiz. Dolayısıyla çok vakit kaybetmeden başlayabiliriz. Şimdi öncelikle Oyun geliştiricilerinin bize yine bir notu var. Burada paylaşılan bütün özellikler son ürün ancak her türlü mekaniksel etkileşimin değerleri muhtemelen değişecek. Görsel detaylar da değişebilir. Dolayısıyla son ürün olarak %95 oranında değerlendirmek daha doğru olabilir. Part 1 olan bu 151 numaralı geliştirici günlüğünde de temel detaylara biraz inecekler. Geliştirici günlüğünü ilk açtığımızda karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Hatta biraz büyütelim. Burada görmüş olduğunuz gibi bu bir topraksız maceracının ve kendi ekibinin kamp görüntüsü tıpkı idare yönetimdeki soylu aileler gibi yani soylu ailelerin sahip olduğu konak yönetimi gibi. Bu da konak gibi işleyen yani konak arayüzüne çok benzer ancak taşınmaz değil son derece taşınır mobil bir saraycık gibi düşünebilirsiniz bunu. Buradan benim anladığım kadarıyla toplamda 1, 2, 3, 4 ve 5 kullanılabilir unsur var. Burada görmüş olduğunuz ota yani maceracı liderin kaldığı yer ve idari işlerin kararlaştırıldığı yer. Eğitim alanı var burada Proving Grounds dedikleri. Yanan kamp ateşi mevcut. Burada ayrıca toplanıp etkinlikler yapılabiliyor diye anlıyorum. Burası ikmal çadırı. Her türlü erzağın, her türlü kaynağın toplandığı yer olabilir. Burada daha açılmamış bir yer var. Burada avcılık ve toplayıcılık alanı diye anlıyorum. Çünkü burada bir vahşi hayvan ve üzerinde meyve olan bir ağaç var. Arayüz bu şekilde. Yani idari yönetimdeki soylu ailenin sahip olduğu konağa benziyor. Peki paradoks neden topraksız ve maceracıları işleme kararı almış? Bir bakalım. Mesela burada paradoksun bahsettiğine göre biz neden topraksız karakterleri göçebe karakterlerden öncelikli işledik? Burada göçebe dediği Bozkır'daki Türkiye halkların yani bu Oğuz Türk'ü olur, Kırgız olur, Moğol olur, Karluk olur, Kıpçak olur. Bozkır yani steplerde yaşayan kültürlerin sahip olduğu ya da sahip olacağını düşündüğümüz bir oynayış şekli. Bu kesinlikle gelecek çünkü paradoks bir yol haritası paylaştı ve bu yol haritasında da nomad dedikleri yani Bozkır'da bir noktadan başka bir noktaya göçerek hayatta kalmaya çalışan topluluklar ve kültürlerden bir mekanik ortaya çıkaracaktı. Fakat topraksız maceracılara yer verme kararı almışlar. Bu ek pakette yani Rose to Power'ın DLC olarak gelecek ek paketinde sadece idari hükümeti ve sadece Bizans'ı işleseler Geri kalan haritada çok fazla yapılabilecek bir şey olmaz. Ha tabi şimdi diyebilirsiniz 1178 diye bambaşka bir başlangıç tarihi çıkacak. Fakat bu ek paketin de getirilme olayı biraz da Bizans'tan çok Bizans'ı ayakta tutan veya Bizans'a karşı kullanılabilecek güçlü bir silah olan bu topraksız karakterleri pratiğe dökmek. Ayrıca sadece topraklı karakterle oynamak Crusader Kings 3'ü %100 deneyimlemek demek olmuyor. Buradan benim anladığım kadarıyla. Dolayısıyla Paradoks'un bize deneyimlememizi istediği başka bir oynayış şekli bu. Yani sadece topraklı bir vasal veya bağımsız egemen bir kral veya imparator olarak dünyanın gidişatına yön vermek biraz yetersiz kalır gibi. Dolayısıyla Paradoksa sağ olsun bize ayrı bir yönetim şekli sayılabilecek bu topraklı karakterler olayını sunacak yakında. Burada başka bir görsel var. Buradaki karakter Robert Crispin ya da doğru telaffuz etmek gerekirse Robea Crispin. Kendisi bir Norman. 1066'da ayrı bir bookmark gelecek ve bu da sadece topraklı karakterler için olacak. Burada ayrıca görüyorsunuz bizim karakterimizin yani oynadığımız topraksız maceracı karakterin burada kendi kampı var. Kampı İstanbul'un çok yakınında. Brisis kontluğunda. Heraklea Perintos baronluğunda bulunuyor ve kendisi buraya kamp yapmış şekilde duruyor. Detaylara ayrıca değineceğiz tabii ki. Fakat ben size buradan gördüğümü söyleyeyim. Bizim kampımız burada. Burada istersek seyahat edebiliriz, istersek şu tuşa basarak kaynak toplayabiliriz veya bulunduğumuz şehire ya da en yakındaki kaleye ziyarette bulunabiliriz. Aynı zamanda bulunduğumuz yerin yakınında da burada 3 ayrı kontrat var. Kontratlar bu şekilde geliyor. Parşömen metni şeklinde. Burada görüyorsunuz burada bir paralı asker kontratı var. Burada da bir paralı asker kontratı var ve burada bir diplomasi kontratı var. Bunlara tıklayarak eğer yeteneklerimiz uyuşuyorsa bu kontratları alabilir. Karşılığında para ve erzak alabiliriz. Özet bu şekilde aslında. Bir de arayüzü şöyle bir inceleyelim. Burada görüyorsunuz bizim envanter kuşumuzun sağında çadır pozisyonunda tıpkı idari yöneticilerin konakları gibi topraksız maceracıların da kampları var. Haritanın bu kısmına geldiğimizde para ve prestijin arasında yeni bir mekanik var. Tıpkı idari bir hükümette oynuyorsanız burada nüfuz mekaniği olduğu gibi topraksız bir maceracının da erzak mekaniği var. Yani bu şu demek: siz kendi karakterinizin ve kampınızda sizin takipçileriniz için hayatta kalmaya yarayacak bir erzak mekaniği bu. Bu erzak mekaniğine dikkat etmeniz lazım. Bu ne kadar yiyeceğiniz olduğu, ne kadar barınacak gücünüz olduğunu da biraz temsil ediyor. Bu şekilde biraz özetlemiş olduk açıkçası. Peki paradoksun vizyonuna göre bu topraksız maceracıların olayı tam olarak ne? Yani buraya koymalarındaki asıl sebep ne? Biraz ona bakalım. Crusader Kings genelde evlilik, veraset, kendi ülkenizdeki ya da dış ülkedeki karmaşık siyasete yön verme oyunu biraz da. Peki kendi vasalı veya süzereni olmayan bir karakterin hatta toprağı bile olmayan bir karakterin bu üçüyle ilişkisi yokken neden bu oyunda var? Çünkü şöyle bir durum var. Toprağa ve bağlı olduğu bir kişisi olmadığı halde birçok işi ve sorumluluğu üstlenip üstesinden gelebilecek karakterler bunlar. Topraklı bir karakterin en düşük baron olsa bile birçok işlevi kendi tebaasından alabildiği düzenli bir vergi geliri var. Ama aynı zamanda çoğunlukla bağlı olduğu düzenler ve bağlı olduğu sorumluluklar dolayısıyla bunlardan kaçamıyorlar. İşte topraksız maceracıların böyle bir sorumluluğu yok. Birçok eyleme erişimi var ancak bu erişime rağmen her ne kadar güçleri az da olsa bağlı bulunduğu veya kısıtlandığı çok fazla sorumluluklar da yok. Burada ayrı bir ekran görüntüsü var. Artık sadece kendi yöneticini oluştur tuşu yerine aynı zamanda kendi maceracını oluştur tuşu gelecek. Az önce de belirtmiş olduğum gibi topraksız bir maceracı sorumlulukları olmasa bile topraklı yöneticiler kadar güçlü ve sağlam bağlantılara sahip değiller. Fakat yeterince çalışırlarsa, yeterince bağlantı elde ederlerse ve biraz sabrederlerse elde ettikleri bu saygınlığı, bu gücü, bu parayı topraksızlıktan topraklı karaktere geçiş aşaması için kullanabilirler. Burada dedikleri gibi. Yani siz uzun bir sürede topraksız karakter olarak oynayabilirsiniz tabii ki. Fakat burada paradoksun bize sanki empoze etmeye çalıştığı demeyelim de böyle tavsiye ettiği bir şey olsa gerek. Topraksız karakter olarak çok başarılı olabilirsiniz ama belli bir yere gelirsiniz, tıkanırsınız. Tıkandığınız yerde de hani yapabiliyorsanız topraklı karaktere geçin. Bir şekilde bir elinize bir toprak geçsin. Böyle nesilden nesile aktarılacak şekilde topraksız kalmayın gibi. Paradoksun burada aynı zamanda biraz da bize hissettirmeye çalıştığı başka bir unsur var. Bir kralın sarayından daha samimi olmasını istiyorlar. Yani siz bir kral veya bir imparator olarak bir sarayınız var. Fakat bu bir evden çok bir ofis, bir iş yeri, bir ağır bir sorumluluk gibi hissettirebiliyor bazen. Fakat siz topraksız bir maceracıysanız ve sizin takipçileriniz varsa yanınızda. Bu sizi takip eden böyle müritler gibi değil de daha çok biraz daha samimi olduğunuz yol arkadaşları gibi hissettirmeye çalışacak. Çünkü sen ne kadar bir kampın, bir topluluğun adına kararlar alıyor olsanız da siz tek başınıza her şeyi yapamazsınız. Sizin müritleriniz, sizin takipçileriniz olmalı ki sizin buyruğunuzu yerine getirsinler. Bu da ayrı bir görsel. Biz bir maceracıyız. Maceracı kampımızın ismi Barbastro'nun Fatihleri. Hatta burada görüyorsunuz topraksız maceracıların normalde ülke flamaları, ülke yönetim şekilleri ve hangi seviyede oldukları burada gözükür. Yani baron olunca böyle pirinçten bir halka ancak imparator olunca böyle altın kaplamalı devasa bir taç olur. Ve bu kademeniz yükseldikçe buradaki başlığın şekli ve ebatı gittikçe artar. Topraksız maceracılar için de böyle yırtık bir flama aynı zamanda demirden bir miğfer yapmışlar. Gayet hoş olmuş. Bizim kampımız burada. Mesela kampımız birinci seviye bir kampımız var ve Konstantinopol'de bulunuyor. Biz kendi kamp amacımızı seçebiliyoruz aynı zamanda. Mesela oyuna paralı asker olarak başlamışlar. Biz paralı askeriz diye yazıyor burada. Yani biz para karşılığı kılıç kalkan kullanarak iş yaparız gibi. Eğer istersek kampımız gezginler de olabilir. Yani gezeriz görürüz. İstersek katip olabiliriz. Görülen gerçekleşen olaylar hakkında kitaplar oluşturabiliriz. Bunları kayda alabiliriz. Kaşifler olabiliriz. Kimsenin görmediği şeyleri kaydedebilir ve bunları etrafa yayabiliriz. Soyguncu olabiliriz. Birinin zor kazanılmış, alın teri olan parasının üstüne kolayca, umharce ve haince çökebiliriz. Veya meşruiyetçi olabiliriz. Yani bir topraklı bir yöneticiyi elimizden geldiğince meşrulaştırabilmek için elimizden geleni yaparız gibi. Dolayısıyla topraksız her maceracı eğer belli başlı şartları karşılıyorsa bu 6 oynanış şeklinden bir tanesini seçebilir ve buna göre çalışabilir. Buna göre kendi yeteneklerini geliştirebilir. Önceden de belirtmiş olduğum gibi paradoksun burada topraksız maceracıların oynanış şekline dair bir vizyonu var. Topraksız yönetici olarak ister çok kısa süreliğinde de oynayabilirsiniz, ister orta soluklu bir oynayışta yapabilirsiniz ya da uzun soluklu bir şekilde de oynayabilirsiniz. Diyelim 867'den başladınız, işte 1453'e kadar yani oyunun sonuna kadar böyle topraksız geçirmezsiniz nesiller boyunca ama en azından kısa bir süreliğine belki bir nesil ya da iki nesil olacak şekilde topraksız oynarsınız. Nüfuzunuzu arttırırsınız ve yeterince bağlantınız, nüfuzunuz, paranız, gücünüz varsa kendinize bir yerlerden toprak elde edebilirsiniz. Hatta burada yapabileceğimiz belli başlı şeyler var ve benim okuduğum kadarıyla ben görüyorum ki her ne kadar topraklı yöneticiler belli bir nüfus sahibi olsa da siz bir topraksız yönetici olarak belli başlı kaynakları onlardan daha hızlı toplayabilirsiniz. Ve yeterince bununla alakalı çalışabilirseniz feodal basamakları gayet de hızlı bir şekilde tırmanabiliyorsunuz. Maceracılığın temel mekanikleri bakımından biraz nasıl oynamamız gerektiğini burada bize anlatıyorlar. 166 yılı Polonya'dayız ve bir baktığımızda bizim kampımız burada. Polonya ülkesinde Polonya'nın başkenti var. Bizim kampımız burada ve alabileceğimiz 1 2 3 4 tane kontrat var. Bunların türleri farklı, bitirilmesi farklı yetenekler gerektiriyor. Her bir kontratın burada anlattığına göre minimum başarı veya minimum başarısızlık durumları var ki her iki durum içinde ceza veya ödül verebilsin. Tabi ne kadar başarısız olursanız o kadar ceza alırsınız ya da ne kadar başarılı olursanız ona göre ödül verilir size. Eğer bir kontratı tamamladığınızda sizin işvereniniz mutlu olduğu zaman altın, prestij, bazen dindarlık ve aynı zamanda maceracılara özel erzak alırsınız tıpkı idari aileler gibi. Yani idari yönetimdeki soylu aileler gibi maceracıların da bir yaşam ortamı var. Tıpkı idari yönetimdeki soylu ailelerin konakları varsa topraksız maceracıların da yine çok benzer bir tarzda kamp alanları var. Mesela bakın burada Utanmışın oğulları isimli bir maceracı ekibi var ve burada bir tane ota kurulmuş. Buraya bir bina yapabiliriz. Buraya bir bina yapabiliriz. Buralara da birer tane bina yapmak mümkün. Ancak şu an kilitli gözüküyor ve bunları açmak için belli başlı şartları tamamlamak gerekecek. Kutalmış'ın oğulları. Eğer az çok ilişiğiniz varsa 1066 yılında Kutalmış oğlu Süleyman yani Anadolu Selçuklu'nun ilk sultanı, Anadolu Selçuklu devletinin kurucusu artık topraklı değil topraksız bir karakter olarak başlayacak. Kendisi eskiden Bizans Selçuklu sınırında Adıyaman Kontrolünü yöneten ufacık ama özel askerleri olan bir topraklı yönetici Şimdi artık öyle değil. Burada yazdığına göre sizin erzaklarınız haritada seyahat etmek için kullanılır. Tabii ki elinizde düşük ya da hiç erzak olmasa da yine seyahat edebilirsiniz. Ancak elinizde çok düşük veya hiç erzak olmaması durumunda bunun ciddi sonuçları olur. Siz bir bölgede alabileceğiniz kontratları bitirdiğiniz zaman Pek tabi yeni kontratları, yeni işleri kısa veya uzun mesafeli yeni topraklarda bulmanız mümkün. Hiç keşfetmediğiniz yeni krallıklarda da bunu bulmanız mümkün. Yeni yerlere seyahat ettiğiniz zaman yeni ödüller alabilirsiniz ve aynı zamanda bu süreci tekrarlayarak haritada dolaşabilirsiniz. Farklı topraklara gittiğiniz zaman yeni takipçiler kazanırsınız ve elde ettiğiniz işlerde yeni kişiler aldıkça farklı topraklardan kendi harcamalarınız, erzak alımınız ve gelirinizi dengelemeniz gerek. Yani şöyle bir durum var. Siz diyelim elde ettiğinizden fazlasını harcıyorsanız erzak ve para olarak o zaman çok fazla bir yol alamazsınız diye anlıyorum. Tabi büyük ödüllü kontratları tamamlamak durumunda biraz büyük riskler de alabilirsiniz. Artık bir kamp lideri olarak bunun kararı sizde. Burada mesela bakıyorsunuz sizin kampınız burada Macaristan'ın en doğusunda Fogaraş'ta. Siz burada Transilvanya boyunca ilerliyorsunuz. Mesela burada ormanlık arazi var. Sonra tepelik araziye geçiyorsunuz. Tepelik araziye geldiğinizde kaynaklarınız tükeniyor gibi. Ben burada böyle anlıyorum. Arazi koşulları ne kadar zorlaştıkça sizin erzaklarınız o kadar kolay tükeniyor. Aynı zamanda gittiğiniz mesafe ne kadar uzarsa erzaklarınız yine o kadar tükeniyor. Peki kontrat nedir? Biraz da ona bakalım. Kontrat alabileceğiniz çeşitli işler. Yani topraksız maceracıların alabildiği işler. Belli başlı topraklı karakterler böyle kontrat oluştururlar. Tıpkı bu kelle avcılığı ya da ödül avcılarının aldığı vahşi batıdaki kontratlara benziyor. Mesela bir haydutu avlarsınız. Bunun karşılığında da size diyelim 500 ya da 1000 dolar ödül verirler. Ölü ya da diri gibi. Bu minvalde kontratlar mevcut. Tabi sadece adam avlamak ya da haydutları yok etmek gibi kontratlar yok farklı farklı bir sürü iş var. Mesela savaşlarda yardımcı olabilirsiniz. Konseyde bulunan birine görevlerinde yardımcı olabilirsiniz. Çocukları eğitebilirsiniz. Vergi toplamada yardımcı olabilirsiniz. Bunun gibi çok çeşitli bir sürü iş türü var. Yani dersiniz ki ya bu kadar basit işler. Yani bunlar alınır mı, yapılır mı? Neden yapılmasın? Eğer siz birilerine yardımcı olacaksınız ve yapılması gereken bir işi ve birilerine bu noktada gerçekten fayda sağlayacaksınız siz de bu konuda ödüllendirilirsiniz. Mesela burada bir iş var. Bu bir suç işi. Yani siz bunu yaparak aslında bir suç işleyeceksiniz. Bey Murtaza isimli topraklı bir karakter var. Birinci seviye bir kontrat. Burada yapmanız gereken şey belli bir bölgede seyyahları yani seyahat eden kişileri pusuya düşürmeniz gerek. Siz bu işi alarak suç işlersiniz. Fakat siz bu suçu tabii tek başınıza işlemiyorsunuz. Yani sizin bu suçu işlemenizi isteyen birileri var. Kendi ellerini kirletmiyorlar başkalarına yaptırıyorlar. Mesela bu bir suç kontratı ve bunu gerçekleştirebilmeniz için sizin dövüş gücü, askeri ya da entrika yeteneklerinizi kullanmanız gerekecek. Şimdi biraz da işin daha da detaylarına inebiliriz. Burada nuts and bolts yazıyor yani işin inci cıncığı demek. Mesela burada topraklı bir yönetici var. Kont Ivan. Kendisi Terebov bölgesini yönetiyor ve bize bir kontrat sunuyor. Daha doğrusu ortalığa bir kontrat sunuyor. Bu kontratta ise suçluları avlamamızı istiyor. Tereboğlu yakınlarındaki seyyahların dikkatine. Arka ve köy yollarını dehşete düşüren belli başlı suçlular var. Eğer sizin bir savaşçıya ait bir kol gücünüz ve bir kartala layık gözünüz var ise, belli başlı suçluları avlayarak karşılığında cömert ödüllere sahip olacaksınız diyor. Şimdi bu şu demek? Biz belli başlı kişileri avlayacağız. Nasıl avlayabiliriz? Bir karakteri yakalamamız lazım ya onunla düello yaparız ya belli başlı olay örgüleri gerçekleşir kendi askeri gücümüzü kullanarak bu olay örgülerini tamamlarız ya da kendi askerlerimizi haydutların üstüne salırız ve adam kaybederiz. Tabii işi de tamamlamış oluruz. Bunu başarırsak eğer bu birinci seviye bir kontrat. İşi başarmamız durumunda Perebov kontu Ivan bize 136 altın verecek. Bize karşı 30 görüşe sahip olacak. Yani bizden daha çok hoşlanacak. Onun için bir kontrat tamamlayacağız. Prestij kazanacağız. 500 erzak kazanacağız bize 500 erzak verecek parayla beraber ve aynı zamanda Kont Ivan'ı işverenler listesine dahil etmiş olacağız. Ya bu şu demek. Biz Kont Ivan'dan bir tane iş aldık diye bir daha ondan iş almayacağız gibi bir durum yok. Kont Ivan kendisi adına bir iş yaptığımız için öncelikli olarak bundan sonra bize başka başka işler de verebilir. Tabi kontrat dediğiniz sadece suçluları avlamak ya da bir bölgenin sakinlerine karşı suç işlemek olmuyor. Başka bir sürü çeşitli kontrat türü var. Örneğin burada başka bir kontrat var ve burada halletmemiz gereken ise hukuki bir mesele var. Yani bir sınır çatışmasını önlememiz gerekiyor. Bu şu demek Sarkad valisi Vali Abdullah ile görüşüp belli başlı hukuki sorunları çözmemiz gerekecek. Mısır hukukundan eğitimli kişiler tercih edilir. Mesela burada ödülleri görmüyoruz ancak başarısızlıkları görüyoruz. Bu şu demek bu kontratı eğer başaramazsak 50 prestij kaybediyoruz ve vali Abdullah bize karşı 30 görüş kaybediyor. Mesela dediğim gibi birle savaşmak ya da birini pusuya düşürmekten başka bu daha çok idari yeteneğimizi kullandığımız bir kontrat türü. Biz mesela belli bir bölgeye gideceğiz. Orada belli başlı olay örgüleri gerçekleşecek ve bizim eğer idari yeteneğimiz buna müsaade ederse olay örgülerini başarılı bir şekilde geçeceğiz. Yani kontratlar sadece birilerini dediğim gibi yani savaşarak ya da öldürerek gerçekleşmiyor. Hukuki meseleleri de burada halledebiliyoruz. Mesela burada dediğine göre ya kontratları ben öyle çabucak bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirsiniz. Sizin bir kontratı bulmanız için sadece belli bir bölgeye, belli bir mesafede gitmeniz gerek. Ya da bir dejur krallık bölgesine daha önce gitmediyseniz oraya gitmeniz gerek. Oraya gittiğiniz zaman zaten gittiğiniz bölgede bu kontratlar böyle pıt pıt çıkmaya başlayacak. Burada görmüş olduğunuz oyunun kodlarından bir tanesi. Paradox'un bize söylediğine göre siz elinizde ek paketi bulundurun ya da bulundurmayın. Eğer mod yapan biriyseniz ya da modlarla uğraşan biriyseniz siz oyundaki bu kodları alıp kendi oluşturduğunuz moda farklı şekillerde kontratları değiştirerek de metinlerini değiştirerek de ya da ödülleri ya da başarısızlık cezalarını değiştirerek kendi kontratlarınızı da yaratabiliyorsunuz. Açık kodlu bir örnektir bu. Görmüş olduğunuz gibi. Yani Paradox mod topluluğuna bu şekilde de bir kıyak geçmiş diyebiliriz. Burada kodun devamı görüyorsunuz. Tabi Paradox defalarca üzerinden geçiyor bunu. Yani burada kontratlarda görmüş olduğunuz değerler son değerler değildir. Biz hala bunların üzerinde çalışıyoruz diyorlar. Bazı kontratlarda altın çok yüksek bazılarında ise çok düşük. Ek paket çıkmadan önce bunların hepsi normalleşecek. Lütfen paniklemeyin diyorlar bize defalarca. Burada başka bir örnek var. Fiery Vanguard isimli ayrı bir maceracı topluluğu. Şirin isimli bir hanımefendi. Kendisi Kaşmirli. Kendisinin yetenekleri son derece yüksek. Özellikle kendisi diplomasi alanından gitmiş. Burada gördüğüm şekliyle askeriyesi ortalama entrikası ve öğrenimi ortalama ancak diplomasi ve idari yetenekleri gayet iyi. Şimdi neye göre ortalama neye göre iyi diyorum. 14'ün ise bu gayet iyidir ve konseye getirdiğinizde bu kişi kendi özelliklerinde bocalamaz. 14 veya altında ise belli başlı sıkıntılar çıkabilir. Mesela burada bakıyoruz. Şirin'in kendi maceracı topluluğu var. Ve iki tane takipçisi var. İki karakter de aynı zamanda şair. Ve bunların tabii farklı görevleri olabilir. Burada başka bir kontrat verilmiş. Mesela burada ayrı bir kont seviyesinde yönetici var. Bu kont bir kontrat oluşturuyor ve bu da idari yetenekleri kullanmamıza yarayan bir kontrat. Ne yapacağız burada? Bir bina dikilecek ve bu binanın dikiminde hem ustabaşı hem de mimar gibi görev yapacak biri lazım. Yani binayı biz dikeceğiz ama binanın dikim sürecinde bir sıkıntı çıkmaması için bunu gözetleyecek biri lazım. Mesela bu da birinci seviye bir kontrat. Fakat bunun farklı sonuçları da olabilir. Mesela bu kontratı başarıyla tamamlarsak elimize 189 altın geçer. 200 prestij, 750 erzak kazanırız. Bu kişiyi işverenler listesine ekleriz ve bize karşı 30 görüş kazanır. Eğer gerçekten üstün başarı gösterirsek bize yine aynı şekilde para verir. Daha yüksek görüş kazanır. Biz daha fazla prestij elde ederiz. Kendisinden daha fazla erzak alırız eğer üstün başarı gösterirsek. 750 erzak yerine 1250 erzak alırız ve üstün başarı göstermemiz durumunda da kendisine zayıf koz elde etmiş oluruz. Burada görüyorsunuz. Diyelim biz bu kontratı aldık. Bu kontratta çalışmaya başlamak için bu bölgeye seyahat etmemiz gerek. Tıkladığımız zaman da bu bölgeye gittik ve belli başlı olay örgüleri başladı. Mesela burada anlattığına göre evet inşaaya başlamışlar ama Üzerinde daha önce bu inşaatın çok düşünmemişler, çok durmamışlar, belli başlı önlemleri almamışlar. Bu bizim için bir sorun olmasa gerek. Biz ne inşa etmeye çalıştığını biliyoruz. Sadece bu inşa işleminin nasıl bitirmemiz gerektiğini öğrenmemiz lazım. Ve biz de kalfa gibi böyle yarı profesyonel yetenekli kişileriz. Bununla alakalı alabileceğimiz 3 tane seçenek var ve şu an mesela eksi 5 başarı şansıyla başlıyor. Yeteneklerimizi kullanarak, belli başlı kararlar alarak bu başarı şansını arttırabiliriz. Burada mesela contract schemes yani kontrat planları diyor. Bir kontratı aldığınız zaman kontrat hemen bitmez. Kontratın devreye girme süreci vardır. Devreye girdikten sonra da bir tamamlanma süreci vardır. Burada görmüş olduğunuz gibi bir süreç var. Bir sonraki faza geçmek için 5 gün lazım. 5 gün sonra diğer faza geçiyor ve aldığımız kararlara ve yeteneklerimize göre de bu başarı şansı gitgide artıyor. Biz takipçilerimizi belli başlı buradaki slotlara koyarak plan gücünü arttırabiliriz. Mesela 2 kişi koymuşuz. Bu kişi 13 plan gücü sağlıyor buraya ekliyor. Bu kişi 8 plan gücü sağlıyor buraya ekliyor. Mesela biz buraya 2 kişi koymuşuz. Buradaki abimiz 13 plan gücüyle buraya yardımcı oluyor. Bu abimiz de 8 plan gücüyle buraya yardımcı oluyor. Tabi ne kadar çok kişi koyarsak belli başlı konularda o kadar yardımcı olurlar. Mesela burada başka bir görsel var. İki tane takipçimiz var ve bu ikisi arasına geçen bir etkileşim var. Biz kamp yöneticisi olarak deriz ki ikisinin arasındaki arkadaşlığı güçlendirelim ya da ikisinin arasını bozalım ya da hiç karışmayalım kendi aralarında arkadaşlık yapsınlar gibi. Tabi biz aldığımız sonuçlara göre ikisinin arasındaki dostluk mu olur, düşmanlık mı olur? Bu ilerleyen zamanlarda aldığımız kontratları da etkileyebilir. Mesela biz yine aynı işi yaparken başka bir kadın geliyor. Mesela burada anlattığına göre kendisi Tengri inancına sahip. Aynı zamanda evsiz. Ne yaptığını ne ettiğini bilmiyor. Eğer kendisine biz mahiyetimizi alırsak, biz ona bakarsak belki bizim için çalışabilir. Bunun için mesela verebileceğimiz kararlar var. Tabii ki bize katılabilirsin deriz. Başka bir yerde ev bulmasını sağlayabiliriz ya da onu direkt defedebiliriz. Mesela buraya katıldı. Kendisi burada muhtar gibi görev yapıyor. Kendisi aramıza katıldı. Plan gücüne katkıda bulunuyor. Burada görmüş olduğunuz gibi. Gayet de katkıda bulunuyor hatta. Yani diğer iki adamımızdan daha iyi katkıda bulunuyor ve arkadaşımız olmuş. Burada anlattığına göre mesela bu kişiyi plana dahil etmek ve kampa katmak gerçekten iyi bir karar olmuş. Burada anlattığına göre de bir plan bir kontrat planının %100 başarı şansı olmasa bile bir noktada yani herhangi bir noktada bitirilebilir. Siz buralara adam koyarak ve kendi yeteneklerinizi kullanarak elde ettiğiniz kadar başarı şansı burada arttırabilirsiniz. Siz execute scheme planına basarsanız yani planı devreye sok tuşuna buradan basarsanız kontratı bitirebilirsiniz. Eğer başarılı olursanız yeterince Burada görmüş olduğunuz gibi plan başarılı olur. Buradaki kont size gerekli ödülleri verir. Mesela burada başka bir olay gerçekleşiyor. Mahiyetimize dahil ettiğimiz kadın başka bir kamp mensubuyla tartışıyor. Burası benim yerim sen git başka kendi yerine bul diye. Biz mesela bu kişiyi tutabiliriz. Diğer kişiyi tutabiliriz. Ya da deriz ki kendi aranızda çözün kardeşim ben ilgilenmiyorum. Burada yine hukuki bir kontrat var. Yani idari yeteneğimizi kullanmamız gereken bir kontrat türü. Bu seferki bir baron. Biz yine kendisine yardımcı olursak bize para ve erzak verecek daha iyi sonuç alabilirsek yani bize verdiği işten daha yüksek verim sağlarsak bize sağladığı erzak da aynı zamanda artacak. Mesela karakterimiz burada başka bir kontrat kabul etmiş. Yine bu hukuki bir süreç. Buraya bakıyoruz. Burada şöyle bir sıkıntı var. Bölgeyi yöneten kişi kendi tebaasından aynı vergiyi iki defa almış. Ve bunun takibi çok yapılamamış. E halk da dolayısıyla fazla vergi alındığı için isyanın eşiğine gelmiş. Biraz düşünüp taşındıktan sonra biz bununla alakalı diyelim belli başlı kararlar alabiliriz. Kendimiz dahil oluruz. Buna uygun bir plan başlatırız. Kendi tebaamızdan birini arkada bırakarak bu işi bu şekilde tamamlarız. Bu işi yapamayız deriz mesela. Kusura bakmayın deriz. Geri çeviririz. Böyle çeşitli yöntemleri mevcut. Şimdi önceki olaya dönecek olursak mesela burada iki tane kamp mensubu birbiriyle tartışıyor. Şöyle bir durum var. Aramıza yeni katılan kişi daha önce katılan kişiden biraz daha yetenekli ve ikisinin arasında bir düşmanlık baş gösteriyor. Şimdi iki kamp mensubu arasındaki çatışma kamp hayatını ciddi anlamda etkiler. Dolayısıyla ileride gerçekleşebilecek potansiyel tehlikeleri ve felaketleri önlemek istiyorsak burada olduğu gibi mesela Pran isimli kişiyi burada bırakabiliriz. Kendisi önceden çünkü Changsu ile kavga etti. İkisinin arasında bir düşmanlık var. Ve bu kişiyi bu işverenin yanında bir süre bırakıyoruz. Kendisi sonradan tabii tekrardan katılabilir bize. Bu kişiyi arkada bırakarak bu iş çözülmüş kabul ediliyor. Biz kamp mensuplarımızdan bir tanesini bıraktık. İş tamamlandı. Ve şu an burada başka bir iş var. Bu bir kaşif işi. Yani bizim işverenimiz, mesela burada Naip Resan, bir yerden bir yere gitmek istiyor. Bununla alakalı da bir koruma rica ediyor. Yani tek başıma gitmeyeyim de yanımda birileri daha olsun. Benim yanımda birileri daha gelsin benimle hem beni korusunlar hem bana eşlik etmiş olurlar gibi. Bunların isimleri seyahat kontratları diye geçer. Mesela başarırsak, ciddi anlamda başarırsak bu kontratı bize iki katı para verecek. Biz daha fazla prestij kazanacağız gibi. Mesela burada başka bir event çıkıyor. İşverenimiz diyor ki sen de böyle bizim gibi keşfetmek, bir yerlere gitmek, görmek sever misin? Olabilir. Anladığım kadarıyla 867 yılında geçiyor ve 867 yılında da Horasan ve Makran krallıkları arasında yani Tahiriler ve Seferiler arasında bir savaş var. Dolayısıyla o bölge tehlikeli. Ve biz de biraz da güvenliği sağlıyoruz biz işverenimiz için. Deriz ki Nişapur mu? Aa ne kadar güzel hadi gidelim. Başka bir seçenek var. Deriz ki mesela evet bu işi yaparım ve kampımı da Nişapur'a taşırım. Ya da deriz ki ben bu kontratı yapmak istemiyorum. Tehlikeli olabilir. Çünkü böyle bir durum var. Bizim bulunduğumuz yer burası ve Nişapur gitmemiz gereken yer. Hem arazi koşulları hem halk görüşü hem de bir bölgede yakın zamanda gerçekleşmiş çatışma bölgedeki güvenliği ciddi anlamda azaltıyor. Beraberinde ciddi potansiyel tehlikeler var. Mesela biz burada bir kontrat tamamlamışız. Kontratı o kadar zorluğa rağmen tamamladık ve bizimle arkadaş olmuş. Hatta diyor ki ya bu iş başaracağımıza emin değildim. Ama sen her zorlukta benim yanında duran sakin bir rehber oldun. Teşekkür ederim. Aldığın parayı hak ediyorsun. Ve sen de kabul etmelisin ki Nişapur harika bir yer. Belli ki karakterimiz yolculuk esnasında hastalanmış. Kendisi durumdan çok hoşnut olmasa gerek ki kampıma geri dönmeliyimdi. Ve burada şöyle bir durum var. Yol boyunca seyahat tehlikeleri bizim gerçekten başımızı ağrıtıyor. Bizim kamp mensuplarımızdan bir tanesi erzakları kaybediyor. Bir taverna kavgasında dövülüyor ve bizim karakterimiz tifüse yakalanmış. Yani çok tifüs gibi durmuyor. Daha çok soğuk algınlığı gibi duruyor ama yani hoş değil. Mesela yaptığımız işten dolayı Bizden gayet memnun ama biz kendisinden memnun değiliz. O kadar zorluğu atlattık ve buna rağmen bize sadece 44 altın verdi. Yani biz bir düşünürüz mesela bir daha gerçekten bu adamdan iş alır mıyız? Ya yani bu kadar zorluğa rağmen bu kadar az para bilmiyorum. Çok alınır gibi değil. Burada başka kontrat çeşitleri var. Mesela bunlar konsey üyesi kontratları. Burada entrika kontratları var. Burada kontrolü arttırma kontratları var. Erzak veya... Seyahat kontratları da mevcut. Mesela burada vali Halil var. Kendisi üzerine Emir Abdülaziz var. Emir Abdulaziz'in ülkesi soygunculardan, haydutlardan ve korku bilmez köylülerden dolayı ciddi anlamda zarar görüyor. Bu konuda bize yardımcı olacak kişiler varsa cömert bir şekilde ödüllendirilecekler diyor. Yani bu şu demek? Siz mesela kendi konsey üyenize kontrolü arttır diye marşalınıza emir verirsiniz ya. İşte o marşal arka planda Böyle benim anladığım kadarıyla arka planda bizim gibi maceracıları çağırıp o bölgede kontrolü arttırmaya çalışıyor. Biz işi başarırsak eğer bize 46 ve 500 erzak verecek. Hiç fena değil mesela. Yolsuzluğun önüne geçmeye çalışacağız. Belli başlı olay örgüleri var. Bu olay örgülerini tamamlayacağız. Mesela deriz ki bu yolsuzlarla ben uğraşayım. Buna tıklarız. Ya da ben kampımı buraya taşırım bu kontratı yapmak istemiyorum gibi. Burada da yine başka bir olay örgüsü var. Yani haydutlar mı yoksa isyankar köylülerle mi uğraşalım? Bunu da kararını verebiliriz. Önceki eventlerde mesela arkada bıraktığımız Pran yıllar boyunca orada kalmış ve geri dönmüş. Kendisi yıllar sonra bize geri dönüyor. Hem mutlu hem de kendi biraz geliştirmiş. Mesela böyle bir event geliyor deriz ki aa ne güzel hoş geldin hoş geldin ya da biz mesela bu kişiyi en başından beri istemiyor muyduk? artık senin, sana ihtiyacımız yok gidebilirsin gibi. Böylelikle de kamp ilişkilerinizi ayarlamış olabiliyorsunuz. Burada ise başka bir kontrat türü var. Biraz yukarı çıkıyorum. Ve bu da paralı asker kontratları. Son olarak biz bir 10 sene ileri gidiyoruz. Bu karakterimiz Şirin. Mısır boyunca dolaşıyor. Anadolu'yu geziyor ve Avrupa'nın göbeğine kadar geliyor. Belli başlı görevleri yaparak, mücadele ederek, savaşarak ve kaynaklarını biriktirerek 1500 adama ulaşıyor. 1500 kişilik bir gücü var şu an. Ve en sonunda Polonya'ya geliyor. Şef Yaromir bir savaş için bizden yardım istiyor. Şöyle bir durum var. Bizim işverenimiz olur kendisi. Lubush Şefliği'nin Hollandalılar tarafından fethedilmesi savaşı var ve kendisi savaşı eksi 82 oranında kaybediyor. Yaromir'in tarafında sadece 56 asker kalmış ve karşı tarafın 1427 askeri var. Şimdi 229 gün boyunca bizden bu konuda yardım istiyor. Biz mesela kabul edersek kendi askeri gücümüzle bu abimize yardımcı olabiliriz. Yani kaybetmeye mahkum olduğu bir savaşı tersine çevirip kazanmasını sağlayabiliriz. Mümkün. Kendisi bayağı bir kaybediyor savaşı ama göreceğiz. Benim tıpkı burada dediğim gibi Yaromir'in gerçekten şu an çok kötü bir günü gerçekleşiyor. Ve yaklaşık 1500 askerlik bir yardıma ihtiyacı var. Aa bakın burada yardım edebilecek biri var. Şirin. Seneler boyunca savaşarak tabi tek gözünü kaybetmiş. Pardon yanlış söyledim. Şirin avlanırken gözünü kaybetmiş. Eğer kontratı kabul edersek burada Polonyalıları görüyoruz. Buradaki kontlu ele geçirmeye çalışıyorlar. Burayı kuşatmışlar ve savaş onların lehine ilerliyor. Eğer burayı da kuşatırlarsa savaşı kaybedecek bizim işverenimiz. Şu an bizim işverenimizin 423 askeri gücü var. Bizim de 1594 toplanarak buradaki Polonyalıları belki yok edebiliriz. Çünkü savunma avantajı bizde. Mesela bakıyoruz bizim ordu gücümüz burada. Aynı zamanda düzenli askerlerimiz de var. Mesela ağır piyade var. Kargılı ve hafif süvari var. Karşı tarafın da hafif süvarisi ve hafif piyadesi var. İki şövalyemiz karşı tarafın altı şövalyesi var. İşverenimizden önce dalmışız Avantaj onlarda fakat kuşatmadıkları bir yerde çarpıştığımız için savaş biraz bizim lehimize işliyor gibi olabilir. Burada savaşı kazanıyoruz. Tabi savaş sonrasında biz yaralanmışız ama. Katkımız da artıyor. Katkımıza göre para ve dindarlık kazanıyoruz aynı zamanda. Unutulmaması gereken bir konu var. Biz kendi savaşçı gücümüzü savaşta kullanıyoruz. Çok güzel. Fakat şöyle bir durum var. Topraklı karakterler kendi askerlerini toparlayabilirler. Biz topraksız karakterler olarak bunu pek yapamıyoruz. Her ne kadar askeri gücümüz iyi olsa da askeri gücümüz öyle diğerleri gibi toparlanmıyor ne yazık ki. Dolayısıyla çarpışmalarda bizim iyi karar vermemiz gerek. Çarpışalım mı çarpışmayalım mı? Gücümüz ne durumda? Yapabilir miyiz? Yapamayabilir miyiz? Gibi. Eğer savaşı kazanırsak da mesela burada tekrar bir çarpışmaya gidiyoruz. Düşmanın ordusu bu sefer gerçekten ayvayı yemiş durumda ve ciddi anlamda kaybediyorlar. Savaşı kazanıyoruz. Hatta düşmanı esir de ediyorlar burada. Düşmanı esir ediyoruz. Biz fidyeyi alarak onu ayrıca serbest bırakıyoruz. Sonra bizim asıl işverenimiz bizim katkımız yüksek olduğundan dolayı bize yüklü miktarda ödül veriyor. Mesela bakın burada işverenlerin listesi var. Biz zamanda kendilerinden daha önce diyelim iş aldıysak burada buraya tıkladığımızda böyle gözükür. Kendilerinin yakınlarında kamp kurabiliriz kendi başkentlerinde gibi. Bulunduğumuz coğrafyaya, bulunduğumuz arazi koşullarına, hava durumuna göre de kamp değişebiliyor kampın şekli. Suç kontratları alabiliyoruz. Hiç fena değil. Birilerine karşı suç işleyebiliyoruz. Gerekirse bu kişiyi kaçırırız ya da onun topraklarındaki seyyahları kaçırırız. Bunun karşılığında da farklı ödüller alabiliriz. Mesela burada Kont Boson var. Entrika yeteneğimizi kullanarak birilerinin topraklarını yakmamız isteniyor. Bu bir suç kontratı. Yani resmi bir kontrat değil. Bizden gizli saklı iş yapmamızı istiyor. Eğer işimizde başarılı olursak bize yine altın ve erzak verecek. Fakat şöyle bir durum var. Biz suç kontratlarını yaptığımız zaman Gallows Bait özelliğini kazanıyoruz. Yani e, günah keçisi oluyoruz biraz da. Günah keçisi olduğumuz zaman da insanlar bize çok yaklaşmak istemeyebilir. Yani bir suçlu roleplay yapmanız da mümkün. Ancak suçlu olduğunuz zaman artık bu noktada alabileceğiniz işler bence biraz kısıtlanır. Yani suçluysanız ancak bundan sonra daha fazla suç işlemeye devam edersiniz. Bu tür işlerin ödülleri daha fazla olabilir doğal olarak. Suç belki bir noktada daha fazla kazandırabilir ama riskleri de o kadar büyüktür. Ve ne kadar sürdürülebilir orası da tartışılır. Burada gallows bait özelliği var. Yani azılı suçlu da diyebiliriz, günah keçisi de diyebiliriz. Burada farklı özellikleri var. İstersek kaçak avcı oluruz, istersek hırsız oluruz, kurnaz oluruz, haydut oluruz ya da burada gördüğünüz gibi eşkıya da olabiliriz. Bunların farklı özellikleri ve farklı etkileri var. Delim yeterince suç işledik. Çok fazla suçlu kontratı yaptık. E şöhretimiz iyi yerine kötü noktada daha fazla oluşuyor. Mesela bir noktada deriz ki ulan biz yeterince suç işledik kardeşim. Yeter artık ben suçtan sıkıldım. Ben düzgün, dürüst iş yapmak istiyorum. Önce adınızı temize çıkarmanız lazım. Bunun için de mesela yeni bir sayfa aç. Kararını alabilirsiniz. Bu kararlardan bir tanesini de seçersiniz. Ve dersiniz ki ben bu bu kararlardan bir tanesini seçiyorum ve artık bir suçlu olmuyorum. Bunun da bedeli belli. 175 altın ve 150 prestijle artık suçlu özelliğinizi kaybedersiniz ve diğer resmi kontratları da alabilirsiniz. Burada bahsettiği gibi en kötü suçlu bile affedilebilir. Eğer affı satın alacak yeterli parası varsa. Mesela burada baktığımız zaman bizim kampımız burada ve biz buraya seyahat etmek istiyoruz. Burada daha önceden belirtmiş olduğum gibi kaynaklarımız yani erzaklarımız burada ufaktan tükenmeye başlıyor. Yani ısırılmış elma sembolüyle gösteriliyor. Artık elma koçanının kaldığı yerde de burada belirttiği gibi köpekleri falan yemeye başlıyoruz diyor. Artık her şey tükenmiş oluyor. Ya bu kadar uzun bir mesafeye gitmek ciddi erzak harcatacak ve gidemeyeceğiz. Yani biz böyle kısa mesafelere gidip burada erzak toplayıp bir süre kalıp öyle devam edebiliriz gibi. Böyle kısa ama biraz daha ihtiyatlı, biraz daha dengeli bir seyahat yapmamızı istiyor oyun. Ve erzakların ne olduğundan bahsediyor. Erzak mekaniği bir kampın sağlayabileceği su, yemek ve barınma ihtiyacıdır. Kamplar bir bölgeden bir bölgeye giderken erzak kaybeder. Aynı zamanda düzenli orduları ne kadar fazlaysa da buna göre orantılı azalır. Seyahat edilen arazi koşulu da bunu etkiler ve aynı zamanda nasıl memurlar alındığına yani siz diyelim erzak memuru alırsınız, erzaklardan sorumlu kişi eğer bu kişi işini iyi yapamazsa gereğinden fazla erzak kaybına yol açabilir. Eğer erzağı çok tükenen bir kamp olursa bir noktada belli başlı eventler başlar. Kamptaki karakterlerin bize karşı görüşleri azalır. Açlıklar ve ölümler baş göstermeye başlar. Burada yazdığına göre. Mesela seyahat etmek istediğimiz zaman biz bir noktadan bir noktaya gidiyoruz. A noktasından B noktasına. Toplam harcayacağımız erzak 5056. Bunu da burada kırılımlarını görüyoruz. Mesela seyahat edeceğimiz arazinin etkisi 1330. İşte ovadan gidiyoruz eksi 600. Temel maliyet 50. Tepeden gidiyoruz 200. Tarım alanlarından gidiyoruz maliyeti 50. Dağlardan gidiyoruz 300. Ormandan gidiyoruz 100. Ya da bataklıklardan gidiyoruz 80 gibi. Bununla beraber sadece araziden de etkilenmiyor önce yani dediğim gibi. Eğer elimizde diyelim kuşatma silahı varsa bu da götürür. Hafif atlılar varsa bu da götürür. Piyadeler varsa bunlar da götürür. Yani ordunuz ne kadar güçlüyse erzağınızda o kadar çabuk tükenir mantıklı olarak. Siz büyüyen kampınıza ve artan gücünüze orantılı olarak da baggage train yani erzak vagonu oluşturabilirsiniz. Siz bu upgrade'i yaptıktan sonra yani bu geliştirmeyi koyduktan sonra yetenekli kişileri ara kararını alabilirsiniz. Yeni bir görev açılır. Geliştirmeyi yaptığınız zaman daha fazla taşıma kontratı alabilirsiniz. Elinizdeki erzakların kapasitesi de artar, seyahat hızınız artar ve ordu sayınız da buna orantılı artabilir. Yani siz gücünüz arttırdıkça mahiyetinize daha fazla ordu ve özel karakter aldıkça siz buna göre de kampınızı geliştirirseniz orantılı olarak oyunu daha kolay ya da daha zor yapabilirsiniz. Mesela diyelim sıfır kaynağa yaklaştık. Sıfır erzak var elimizde. Burada bir event çıkıyor. Diyor ki en son ne zaman yediğimi hatırlamıyorum. Boğazım kurumuş bir çöl gibi. Her şey acıyor. Vücudumdaki her yer acıyor. Nereye gittiğimi hatırlamıyorum. Ama sadece gitmem gerektiğini biliyorum devam etmek de istemiyorum. Artık bunların hepsinin bir son bulmasını istiyorum. Artık devam edemem diyor ve sinir krizi geçiriyoruz. Mesela bu kararı aldığımız zaman belli başlı sonuçlar var. Ya açlıktan ölürüz ya midemiz tamamen zarar görür ya gücümüzü kaybederiz ya da umutsuzluktan yemememiz gereken bir yemeği yeriz, hasta oluruz, aklımızı kaybederiz, gözlerimizden ışık kesilir yani belki kör oluruz ya da vücudumuz kalıcı olarak felç geçirir gibi. Yani bu da şu demek oluyor. Eğer erzaklarınızı iyi kontrol etmezseniz başınıza çok kötü şeyler gelebilir. Kaynak arama kararını alırsanız belli bir bölgede yani Kaltenissetta diyelim bu bölgeye bu baronla biz burada kaynak arayabiliriz. Bununla alakalı bir event çıkar mesela. Yiyecek bir şeyler bulabilirim der. Yeteneklerimi kullanarak herkesi besleyebilirim. Toplayıcıları gönderebiliriz ya da benim avcım yeterince avlanarak hayvan toplayabilir gibi. Eğer buralar verimli, tarıma elverişli ya da diyelim avcılığa uygun topraklarsa iyi sonuçlar elde edebiliriz. Burada kampta koyabileceğiniz belli başlı geliştirmeler var. Yeterli para harcayarak diyelim siz baş toplayıcı görevini açabilirsiniz. Bunu açtığınız zaman da kaynak toplama kararından %50 daha fazla erzak elde edersiniz. Elinize hatta bir noktada pasif bir gelir bile elde edebilirsiniz. Taşınabilir demlikler diyelim kurdunuz. Yine aynı şekilde baş toplayıcı görevini açabilirsiniz. Elinize ne bir noktada pasif bir şekilde gelir gelir. Hastalıklar kitabı dilim oluşturursunuz, para verirsiniz ve kampınızdaki kişilerin hastalıklara direnci küçük oranla artar. Aynı zamanda kazandığınız çarpışmalarda para elde etmenize yardımcı olacak. Burada morticians tools yani ölücünün aletleri diye çevirebiliriz bunu. Diyelim savaşta kazandınız ve savaşta ölen askerlerin üzerindekileri topluyorsunuz. Bu hastalık direncini azaltır ama sizin korkunçluğunuz da artırır tabi. Arada kazanırsınız çarpışmalarda. Fena olmaz. Kampınız bir noktada böyle gözükebilir. Kamp takipçileriniz vardır. Böyle arada kalanlar vardır. Bir de size karşı olumsuz bakanlar vardır gibi. Burada da zaten belirttiği gibi kamp tutumu denen ayrı bir mekanik var. Burada steadfast demiş. Yani gayet oturaklı aslında. Bize karşı nötr görüşte iki kişi var. Bize karşı olumlu bakan ve bizi tam destekleyen üç kişi var. Ve bizden de hiç hoşlanmayan iki kişi mevcut. Eğer bizden hoşlanmayanların sayısı yani bizim aleyhimize çalışabilecek kişilerin sayısı çoğunluktaysa kampımızda işler sürekli ters gidebilir. Ancak destekçilerimiz daha fazlaysa çok bir zarar olmaz. Dolayısıyla kamp'taki kişilerle aranızdaki ilişkileri de iyi tutmanız gerek. Mesela bizi destekleyen kişilerin sayısı fazlaysa bu kişiler bizi destekliyorsa bizim ordu gücümüz artar ve aldığımız kontratlardaki plan gücü de ona göre artar. Fakat bu kişiler mevcutsa, bu kişilere iş yaptırılıyorsa ordunun verdiği zarar azalır ve kontrat planlarındaki gücümüz de düşer iyice. Peki, topraksız bir yöneticin topraklı bir yöneticiyle aralarındaki temel farklar. Biraz da bunlara bakalım. Şimdi siz bir karakter olarak Crusader Kings 3'te belli bir yaşam tarzından gidersiniz ve zamanla yetenek puanları açarsınız. Siz topraksız bir yönetici olarak topraklı kişilerin sahip olduğu ayrıcalıklara sahip değilsiniz. Dolayısıyla sizin hayatınız topraksız bir kişi olarak çok daha farklı ilerliyor. E bunun içinde sizin yaşam tarzı yetenekleriniz buna göre değişiyor. Mesela diplomasi ağacındayız. Düşünceli, adapte olan gelenekler, savunma pazarlıkları, elçilikler gibi normalde bildiğimiz yetenekler var. Fakat benimle birlikte kaç diye bir yetenek geliyor? Eğer buna tıklarsak bizim planlarımızın gizlediği 125 fazla olur. Normalde topraklı bir diplomasi yöneticisinde böyle bir özellik yok. Ama topraksızlarda oluyor. Mesela öğrenim ağacından gitmiş. Dindarı seçiyor. Ruhbanların görüşü artı 10. Gayet güzel. Bu topraklarda da vardı. Ancak genel kamp tutumunda farklı dine karşı yani düşmancıl ya da kötücül dine karşı olan çarpışma avantajı artı 5. Diyelim savaşçı dalından gittiniz. Yani askeriye dalından gittiniz. Burada overseer ağacı var. Yani denetmen ağacı var tahta hizmetin hemen altında yağmala ve yık yeteneği var. Bunu seçtiğiniz zaman şöyle bir ödülü var. Siz kendi ordunuzla bir kuşatmayı bitirdiğinizde kuşatmadaki yağmanın 20 katı kadar erzak elinize geçer. Yani şöyle bir durum var. Diyelim bir kaleyi kuşattınız ve o bölge sizin kontrolünüze geçti. O kalede toplam 50 altınlık yağma var değil mi? Çarpın 20 ile 1000 yapıyor. Elinize 1000 erzak geçmiş oluyor. Siz o kaledeki kaynakları ve yağmayı erzak olarak kendinize geçiriyorsunuz. Çok iyi bence. Bunu açarak ayrıca kaynak aramanıza gerek yok. Birilerinin savaşına yardımcı olurken kaleleri kuşatın. Kuşatmaları bitirdiğinizde de erzağınız elinize geçmiş olur. Bilgin ağacından gidiliyor mesela. Burada ayrı bir yetenek konulmuş. İlham her yerde diye. Bunu açarsak ne olur? Deneyimli seyyah deneyimini elde etme kazancı %200 daha fazla olur. Aynı zamanda kamp takipçileri de kitap yazmaya daha meyilli olurlar. Entrikada da değişiklikler var. Mesela topraksız bir entrikacı oynuyorsanız burada diyor ki suçun faydaları var. Bu şu demek eğer bu özelliği açarsanız suç kontratlarını tamamlamanız durumunuzda elinize %100 daha fazla ödül gelir. Bunun gibi bir sürü topraksız karakterlere özel farklı yetenek dalları var. Mesela burada bütün kampı toplayabilirsiniz. Toplamış olduğunuz altın ve erzakların bir kısmını kenara ayırarak bir etkinlik düzenlersiniz. Bu etkinlikte stres kaybedersiniz. Ayrıca daha fazla erzak kazanabilirsiniz. Yetenek puanları kazanabilirsiniz ve etrafınıza toplamış olduğunuz insanların bağlantıları aracılığıyla da belki kontrat da elde edebilirsiniz. Yani bir kampınız var diye insanlardan soyutlamayın kendinizi. Bunu demeye çalışıyorlar. Bir kampınız var insanlarla etkileşime geçerek bunu yönetin ziyafet düzenlemek ya da avcılığı organize etmek gibi bir şey bu. Mesela burada anlattığına göre bir kampın geleceği. Hayatınız boyunca diyelim bir maceracı oldunuz, değil mi? Hayatınız boyunca macerada geçirdiniz. Elinizde tuttuğunuz şahsi hiçbir toprak olmadı. Eğer hiçbir çocuğunuz yoksa, kampınızdaki kişiyi kendi varisiniz ilan edebilirsiniz. Mesela burada Robea Crispin, Roussel de Bayol isimli kişiyi kendi varisi ilan edebilir. Etkileri şu olur. Roussel de Bayol Robea Crispin isimli karakterin tayin edilmiş varisi olur. Russel'in üzerindeki etkisi de şu olur. Bizim hanedanımıza geçer ama bir alt hane yaratır. Ve burada kabul edeceğini bize söylüyor. Çünkü bize karşı görüşü yüksek. Bizim arkadaşımız, bizim babamız yok. Ortak özelliklerimiz var ve biz de onun gibi hırslıyız. 150 prestij harcayarak kendisini kamp varisi seçebiliriz mesela. Ve şu an 152 numaralı Topraksız maceracıların part 2 kısmındayız. Burada mesela böyle ilginç bir görsel paylaşmışlar. 1300'lü yıllarda kara veba vurmuş ve tarihi açıdan etkilenen ve etkilenmeyen yerler var. Özellikle bakın burada Polonya tarafları. Burası Polonya Dejur Krallığı. Burası Maysen ve Lausitz düklükleri, Burası Bohemia tarafı. Özellikle burada Armaniak, Zaragoza, Lombardiya yani Milan tarafları etkilenmemiş. Ve biz de bir maceracı olarak herhalde kara vebadan kaçmaya çalışıyoruz diyor. Önceden de belirtmiş olduğum gibi videonun öncesinde biz topraksız maceracılar olarak 6 farklı kamp amacı belirleyebiliriz. Hem burada hem burada gözüktüğü gibi. istersek gezgin, istersek paralı asker, katip, kaşif, soyguncu veya haydutlar ya da meşruiyetçiler olabiliyoruz. Bunların farklı görevleri, farklı etkileri ve farklı sonuçları olabiliyor. Seçtiğimiz her bir kamp türü için farklı geliştirmeler ve farklı türde kontratlar gelir. Aynı zamanda oluşacak olay örgüsünün farklı sonuçları olabilir. Mesela gezgin olursak bulacağımız kontrat türleri diğerleriyle aynı olur ve gezgin olarak diğer kamp amaçlarını yüksek prestij miktarı ödemeden değiştirebiliriz. Yani biz böyle çok amaçlı gezgin gibiyiz. Böyle çok bir amacımız yok. Geziyoruz gibi. Mesela paralı asker olduk, paralı asker olursak denize çıkış maliyetimiz %50 daha az olur daha fazla paralı asker kontratı elde edebiliriz. Daha fazla dövüş gücü ve askeriye kontratı bulabiliriz. Yapabileceğimiz kamp geliştirmelerinde kuşatma mühendisleri, savunma vagonları, hendek kazımı ya da tahta duvar dikicileri görevini koyabiliriz. Bu da mümkün. Katip olursak genel yaşam tarzı deneyim kazanımımız %20 daha fazla olur. Daha fazla öğrenim ve idare kontratı elimize geçer. Biraz daha fazla diplomasi kontratları elde edebiliriz ve bu aşağıda görmüş olduğunuz çeşitli kamp geliştirmelerini yapabiliriz. Kaşif olabiliriz. Kaşif olursak eğer kamp amaçlarında seyahatımız 125 daha fazla olur. Denizdeki seyahat tehlikesi ciddi azalır. Kıyı denizindeki tehlike daha az olur. Daha fazla taşıma kontratı elde edebiliriz. Daha fazla diplomasi ve entrika kontratı elde edebiliriz gibi. Tabi de bu işin haydut ve soygun tarafı var. Tıpkı paralı asker kontratı gibi denize çıkma maliyeti daha az ve daha fazla suç kontratı edebiliriz. Yani siz bir böyle bir kanun kaçağı roleplay'i de yapabilirsiniz bununla alakalı. Tıpkı Red Dead Redemption 2 oyununda Dutch Vanderland ve çetesinin yapmış olduğu bir eylem gibi düşünebiliriz bunu biraz da meşruiyetçi olabiliriz. Bunlar ne yapar? İsimlerinden de belli olduğu gibi kral veya imparatorlara meşruiyetlerini arttırma konusunda yardımcı olabiliriz. Mesela bunlar hakkında destan oluşturabiliriz, kitap yazabiliriz. Çeşitli farklı prestij kazandıracak eylemler de yapmak mümkün. Mesela meşruiyetçi olabilmek için, yani meşruiyetçi bir kamp amacı elde edebilmek için en azından bir tane maceracının güçlü bir krallık ünvanlı hak iddiası olması lazım. Yani bu düklük veya kontluğa olan hak iddiası da ne yazık ki yetmiyor. Yani maceracının bir krallık ünvanlı hak iddiası olması lazım ve güçlü bir hak iddiası olması lazım. Yani şöyle düşünebiliriz. Bir maceracı neden meşruiyetçi olur? Kendisine ait bir krallık ünvanını bir noktada kaybetmiştir mesela ya da sürgün edilmiştir. Soylular tarafından def edilmiştir. O da kendini hakkını etrafta arayarak çözmeye çalışıyordur. Mesela örnek verecek olursak 1066'da eğer İngiltere kralı Harold Godwinson savaşta öldürülmez ama bunun yerine krallığını kaybedip sürgün edilirse buna çok uygun bir adaydır. Krallığını kaybettiği anda ortada dımdızlak kalır ve etrafta dolaşıp kendi gücünü arttırmaya çalışır. Mükemmel bir meşruiyetçi örneği. Normalde topraksız bir oyuncu olarak başladınız topraksız bir kişi olarak maceracısınız ve kendi nüfuzunuzu arttırıyorsunuz. Bir noktada belki bir nesil iki nesil sonra asıl amacınız toprak elde etmek. Yani topraksızdan topraklıya geçmeye çalışıyorsunuz bu anlaşılır. Peki topraklı olarak topraksız olabilir misiniz? Bu da mümkün. Biraz farklı işliyor ama biraz da buna bakalım. Siz diyelim mesela elinizde bir ünvan var bu ünvanı kaybettiniz. Sizi ettiler ya da size karşı bir hak iddia savaşı uygulandı. Siz maceracı olarak devam etmek yerine mesela topraklı olan başka bir karakterle de devam edebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi mesela Kral Harold İngiltere tahtını kaybetti. İstersek kardeşi olarak da oynayabiliriz, istersek oğlu olarak oynayabiliriz ya da maceracı olan diğer kardeşiyle de oynayabiliriz. Bir de işin daha ilginç yanı var. Evinden kaçan prensler. Mesela diyelim birçok çocuğunuz var. Mesela bazıları daha küçük diğerlerine göre ve veraset sırasında bayağı gerideler. Bu tür karakterler kişilik özellikleri de eğer uyarsa mesela maceracı olmaya daha meyilli olurlar. Bazıları veraseti beklemektense kendi tırnaklarıyla kendi emeğini kazıyıp o şekilde bir yaşam sürmeyi de hedefleyebilir. Bunun bir örneği mesela Danimarka prensi var. Böyle bir event geliyor. Diyor ki burada kendi yolunda gidiyor. Danimarka kralı olarak karşımıza bu çıktı. Benim oğlum Kunut son zamanlarda çok tedirgin hissetmeye başladı. Çok rahatsız hissediyor ve bir noktada bir köşede benim karşıma çıktığında ben de çok şaşırmadım buna diyor. Bana diyor ki baba ben bu şatolardan bu kalelerden sıkıldım artık bunun ötesine gitmek istiyorum. Dünyayı görmek istiyorum. Dünyada kendi izimi bırakmak istiyorum diyor. Tabi biz kral olarak oğlumuzun bu kararlılığı karşısında biraz şaşırıyoruz ve endişe ediyoruz. Hiç kimseye böyle bir kararlılık görmedik. 3 karar verebiliriz. Estrit hanesini gururlandırıyorsun deriz. İzin veririz. Ya deriz ki eğer gitmen gerekiyorsa seni burada tutmam. Ya da deriz ki saçmalama. Bu da mümkün. Mesela bu çocuk belli ki babasından hiçbir ünvan alamayacak. Çünkü babasının tuttuğu ünvanlar ve kardeş sayısına oranla babasından başka bir ünvan alamayacaksa eğer. Der ki ya ben maceraya çıkayım. Kendi maceramı oluşturayım. Burada yazdığı gibi. Burada ayrıca yazdığına göre eğer biz onları reddedersek bu konuda bazıları yine de bizi dinlemeyip kaçabilir. Yani çünkü hani onlar eğer bu konuya gerçekten kafayı taktılarsa bizim iznimiz onlar için çok bir şey ifade etmez. Diyelim ki izin verdik, izin versek gidiyorlar. İzin vermedik, bizi kale almayıp yine kaçabilirler. Mesela Knut bir gece ansızın kaçıp gitmiş ve biz de bunu yeni öğreniyoruz. Mesela ona karşı görüşümüzü azaltabiliriz ya da onunla gurur da duyabiliriz. Aramızdaki ilişki bu şekilde de değişebilir. Mesela birinin maceracı olması için belli başlı şartlar var. Buraya bakıyoruz. Yani her kültür ve her mezhep ne yazık ki herkesin maceracı olmasına izin vermiyor. Bunun için belli başlı şartlar var. Örneğin bu önümüzde gördüğünüz dini öğretiler maceraya çıkma izin verir. Mesela mücadele ve boyun eğdirme. Özellikle birçok İslami mezhepte bu mevcut. Aynı zamanda cihat ilan etmeye de yarıyor bu öğreti. Bir de fedai öğretisi var. Bu aynı zamanda Legacy of Persia güncellemesiyle de geldi. Bu kişiler mücadele etmeye ya da kendilerini feda etmeye meyilli ise mesela maceraya çıkabilirler. Mezhep öğretilerinin dışında belli başlı kültürel gelenekler var ise maceracı olmaya da izin verilebilir. Mesela Putuva bu askeri bir gelenektir ve askeriye yaşam tarzının daha saygın olduğu bir gelenektir. At beyleri özellikle birçok Türkiye bozkır kültüründe bu vardır. Hird geleneği bu Anglo-Saksonlarda da mevcut. Satılık kılıçlar yani paralı asker kültürel geleneği ve kıyısal savaşçılar. Norslarda var bu özellik. Bu kültürel geleneğe sahipse sizin kültürünüz, sizin kültürünüzden bir maceracı olabilir. Ve maceracı olma kararı da burada mevcut. Mesela siz topraklı bir yönetici olarak yine maceracı olma kararı verebilirsiniz. Bu kararı alırsak ne olur? Sizin bütün topraklı ünvanlarınız yeni yerel bir yöneticiye geçer. Bir maceracı kampı kurarsınız. 150 prestij elde edersiniz ve gönüllü maceracı özelliğini elde edersiniz. Bunda şartları var. Öncelikle yetişkin olmalıyız. Hapiste olmamalıyız. Bir soylu ailenin hane reisi olmamalıyız. Topraksız olmamalıyız. Dinin başı olmamalıyız. Ve en fazla kont veya dük olabiliriz. Yani kral veya imparator topraklarını bırakıp gidemez. Elimizde tuttuğumuz toplam topraklar Üç kontluğu geçemez ve son olarak en az bunlardan bir tanesine ihtiyacımız var. Mesela Norman kültüründen birisi, Norman kültürü en az şu dört gelenekten bir tanesine sahip olmalı veya Katolik mezhebinin şu iki öğretilen bir tanesine sahip olması lazım. Yani sizin maceracı olabilmeniz için ya kültürünüzün ya da mezhebinizin buna uygun olması lazım. Önceden de bahsetmiş olduğum gibi ünvanınızı kaybettiniz mesela bir kralsınız. Şimdi siz maceracı olmak istiyorsanız ya bir kont ya da bir dük olmanız lazım. Ve elinizdeki toprak sayısı maksimum 3 kontluk olmalı. Daha fazla olamaz. Şimdi siz bir kralsınız. Normalde bu şartlarda maceracı olamazsınız. Ama ünvanınızı kaybettiniz savaşta. Bir anda topraksız kaldınız. Maceracı olabiliyor musunuz? Yine evet mümkün. Bununla alakalı bir olay mevcut mesela. Kral Harold Godwinson Norveç kralı Harold'a hattını kaybetti. İngiltere tahtını kaybettim ve o aç gözlü dev benim olması gereken krallıkta tacını şu an gururla giyiyor diyor. Yenildim ve her şeyimi kaybettim diyor. Şimdi buradaki karşımıza 5 seçenek çıkıyor. Deriz ki bir gün topraklarımı tekrar elde edeceğim. Ya da her şey Leofin'e kaldı. Bizim bir aile üyemize. Bizim hanemizin geleceğini Tostig şekillendirmeli. Ya da Edmund'a artık bakmalıyız. Ya da deriz ki artık vaktimiz doldu. Mesela ilk seçeneği seçersek biz Harold Godwinson olarak maceracı bir şekilde devam edebiliriz. Bu geri kalan 3 seçeneği seçersek, ikinci, üçüncü, dördüncü seçeneği seçersek karakter değiştiririz. Ya da onların topraklı veya topraksız olmalarına göre öyle devam ederiz. Ya da zaman geçti dersek oyun biter. Mesela şuraya bakalım. Topraksız maceracılar topraklılara doğrudan savaş açabilir mi? Cevap evet. Şimdi maceracılar topraklılar gibi birçok savaş sebebine erişemiyor ne yazık ki. Meşruiyetçi maceracılar hak iddiasını kullanabilir. Çünkü bir şeyi meşrulaştırıyorlar ve bir şeyi oluşturuyorlar. Bunun en basiti yani en temelinde de hak iddiası var. Fakat bir maceracı kendi ülke rahibi olmadığı için ruhani seviyeye bakarak hak iddiası elde edemez. Bunun yerine maceracılar yeni üretilen maceracı istilası savaş sebebini kullanabilirler. Burada yazdığı gibi artık yeni bir savaş sebebi var. Bir maceracı olarak istila edebiliyorsunuz. Bir hedef seçersiniz ve seçtiğiniz hedef kadar bütün topraklar kendinize geçer. Tabii şöyle bir durum var. Bakın burada görüyorsunuz. Kontluk istila edersiniz. İstila ettiğiniz kontluk direkt size geçer. Topraklı olursunuz. Düklük için istila edersiniz. Düklük komple elinize geçer. Krallık için yaparsınız. Krallık komple elinize geçer. İmparatorluk için yaparsınız. imparatorluk komple elinize geçer. Fakat bunun şöyle bir durumu var. Siz bu seviyelere ulaşmak için prestij seviyenizi yani şöhret seviyenizi arttırmanız lazım. Böyle en düşükteki bir şöhret seviyesinde mesela imparatorluğu istila edemezsiniz. Bunun için prestij seviyenizi ciddi arttırmanız lazım. Bunun seviyeleri de burada yazıyor. Kontluk için açarsanız ünlü olmanız lazım. Düklük için açarsanız şanlı olmanız lazım. Krallık için açarsanız bir üstü ve imparatorluk için açmanız durumunda da en üst seviye yani yaşayan efsane olmanız lazım ki bu savaş sebeplerini kullanabilin. Bir maceracı olarak savaşları yalnız açmanıza gerek yok. Yani savaş açarken illa yalnız kalacaksınız diye de bir durum söz konusu değil. Bir kere şöyle bir durum var. Siz birini istila edebilirsiniz. Topraklı bir karakterden destek almanız biraz zor olabilir. Fakat bir değişim başka bir boyutu var. Bir yöneticiye gidersiniz dersiniz ki ben bir yerleri kuşatacağım, bir yerleri alacağım, komple istila edeceğim, ele geçireceğim. Bunun karşılığında bana yardım edersiniz, ben sizin vasalınız olurum. Şöyle bir örnek verelim. Bir maceracı olarak diyelim Bizans imparatoruna gittik ve dedik ki İmparatorum ben sizin yerinize eğer bana destek olursanız Hırvatistan Krallığını diyelim istila edeceğim. Hırvatistan Krallığını istila edeceğim. Savaşı kazanırsak bütün topraklar bana geçecek ve ben sizin vasalınız olacağım. Bunu kabul etmesi durumunda İmparator bize savaşta yardımcı olabilir. Çünkü karşılıklı bir ilişki var. Hem kendisi toprak kazanacak hem de sadık bir vasal da kazanmış olacak. Toprakları büyüyecek. Özellikle dejur bölgeleri alırken daha yatkın olabilirler. Mesela biz deriz ki asker talep ederiz. Askerlerini gönderir. Para teklif ederiz. Ona göre de gönderebilir. İlla tabi Hırvatistan olmasına gerek yok. Mesela Mısır'ı da alabiliriz. Rutenya'yı da alabiliriz. Yakınlardaki yerler bunlar. Yani biz birinden sponsorluk istiyorsak savaşın kazanılması durumunda vassallık teklif ediyoruz. Vassallıkla beraber kendisinden asker desteği istiyoruz. Mesela bu benim bayağı hoşuma gitti. Hani kısa vadede destek imparatorun da hoşuna gider sonuçta. Büyük toprak kazanıyor yani. Tabi şöyle bir durum var. Mesela siz krallık için savaş açtınız. Bir kraldan destek alamazsınız. Ancak bir imparatordan destek alabilirsiniz. Çünkü bir kral başka bir kralın vasalı olamaz. Bir dük bir kralın vasalı olur. Bir kral da ancak bir imparatorun vasalı olabilir. Yani bir kademe farkı var. Bunu da göz önünde bulundurmanız gerek. Tabi illa her şey savaşla olacak diye bir konuda yok. Şöyle ki siz doğrudan birilerinden toprak da alabilirsiniz. Elinizde yeterli para varsa Şirvan emiri olan Faribursan diyelim 2400 altın verirsiniz. Ve onun bizzat elinde tuttuğu Gürcistan şahlığını alırsınız. Yani bu Gürcistan düklüğü yapar. Siz bu parayı verirsiniz. Kabul etmesi durumunda topraklı bir yönetici olursunuz. Kabul ettirebilirsiniz. Eğer kendisi üzerinde mesela kozunuz varsa bu da yardımcı olur. Çift ödersiniz. Çift ödemeniz durumunda kabul etmesi belki daha da kolaylaşır. Yani illa böyle istila etmenize de gerek yok. Yeterli paranız varsa direkt toprak satın alın. Doğrudan satın almayan yani direct purchase deniyor buna. Gelin Bizans İmparatorluğu içerisindeyiz. Vali Yohannes'e para verdik. Kendi kampımızı yok ettik. Soylu bir aile olduk. İmparator 10. Konstantin'in vasalı olduk. Maceracı yönetimden idari yönetime geçiyoruz. Nüfuz mekaniğine erişimimiz oluyor. Kabul ettirebilirsek yani bu şekilde de kendimize bir konak kurdurabiliriz. İlla direkt düklük almaya ya da başka bir yerden kontuk falan satın almaya gerek yok. Yani Bizans gibi idari yönetime sahip olan bir ülkede kendimizi idari bir vali bile yapabiliriz eğer kabul ettirebilirsek. Çünkü biz topraksız topraklıya geçmek istiyoruz. Bedelini ödüyoruz. Kendi adımıza konak yaptırıyoruz. Mesela biz topraklı biri olarak şu an burada oynadığımız karakter mesela topraklı. Topraksız bir karaktere vasallık teklif edebiliriz. Belli bir bölgeyi verebiliriz mesela. Kendisi diyelim bize geldi. Biz kendisiyle diyelim bir anlaşma yapmak istiyoruz. Biz o toprağı kendisine verebiliriz. Biz biraz tabii meşruiyet kaybedebiliriz. Ama bunun da uzun vadeli bir getirisi olabilir mesela. Peki bunu niye yaparız dersiniz? Diyelim bu maceracı bizim topraklarımızda bizim başımızı belaya sokuyor ya da bizim işlerimizi zorlaştırıyor. Biz kendisine toprak verirsek bizi rahat bırakabilir. Vasalımız olursa mesela. Bir de son olarak ülkeyi ele geçirme planları da mevcut. Az önceki savaş sebeplerine bakmıştık. Maceracı istilası savaş sebebi var. Toprak almak için para verebiliriz, idari vasa olabiliriz ya da topraklı biriyle bir şekilde müzakere de edebiliriz. Bunlara gerek kalmadan siyasi bir plan uygulayarak bir kralın topraklarını komple ele geçirmemiz mümkün. Eğer bir toprağı ele geçirmek istiyorsak maceracı olarak şöhret seviyemiz en üstün bir altı olmalı. Yani exalted among men seviyesinde olmalı ki yapabilirim. Çünkü bu elde etmeye çalıştığımız şey çok büyük bir mesele. Bir paralı asker amacını elde ettiğimizde Diyelim bizim kampımız büyüyor, asker sayımız da büyüyor. Ama biz askeri gücümüzü ancak topraksız maceracılar olarak düzenli asker alarak yapabiliriz. Düzenli asker türleri. Ya altın ya erzak harcayarak kendi düzenli asker birliklerimizi bu şekilde arttırabiliyoruz. Mesela şu an burada görüyorsunuz, bir üzerinden bir tane yapabiliriz. Askeri gücümüzü arttırmak için kendi kampımızı geliştirmemiz lazım. Kendi kampımızı yeterince geliştirdiğinde bir düzenli asker slotu daha açılır ve bir tane daha koyabiliriz. Düzenli askerleri doldur mesela. 33 altın harcayarak 100 düzenli asker alabiliyoruz. Ya erzak harcarız ya da altınla alırız. Burada mesela takipçilerimizin şevkini arttırabiliriz. Diplomasi ve dövüş gücümüzü kullanarak. Eğer başarılı olursak 25 asker daha gelir. Başarısız olursak da 75 prestij harcarız gibi. Yani scrape the barrel derken yani dibini kazımaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince ve dibini sıyırmaya çalışıyoruz alabildiğimizin. Burada kampların çeşitleri var. Mesela bir paralı asker kampının şekli şemali gözüküyor. Normal gezgin, kaşif ya da katip kamplarından biraz daha farklı. Tamamen savaş odaklı kamplar bunlar. Burada da bu şekilde gördüğünüz gibi. Burada topraklı bir yönetici yine topraksız karakterlerden kontrat aracılığıyla yardım istiyor. Kontmanvidas, Samogitya düküne karşı savaşı. Kendisinin 845 askeri var. Karşı tarafın ise 2927. Bizim askeri gücümüz eğer bunu karşılamaya yetiyorsa biz bu kontratı alabiliriz. Katkımıza göre altın ve dindarlık elde ederiz. Burada aynı zamanda topraksız bir karakter olarak bir örgütleşmeyi de destekleyebiliyoruz. Mesela bakıyoruz. Maisen dükü yani Maisen Margravı olarak değiştirilmiş. Burada ünvanladı. Margrav Otto'ya karşı bir özgürlükçü örgütleşmesi var. On Ludwig ise bu örgütleşmenin başını çekiyor ve bir kontrat yayınlıyor. Diyor ki biz özgürlükçü bir örgütleşme kurduk. Bize bu konuda destek olan herkese ödül veriyoruz. Ve bir savaş var burada. Bir savaş oluyor. Savaşta biz ne kadar katkıda bulunursak o kadar para elde ediyoruz. Hali hazırda olan biten bir savaşa mesela kontrat yapılmasına gerek yok. Topraklı bir karaktere biz Tıpkı İberya mücadelesinde olduğu gibi yardım da teklif edebiliriz. Kabul ederse biz direkt savaşa dahil oluruz. Eğer savaş katkımız 352'den fazlaysa, ya yani bunu asker sayısıyla karıştırmayın tamamen istatistiksel bir değer bu. 352'den fazlaysa bize 66 altın öder. Eğer azsa ödemez gibi. Topraklı bir yönetici doğrudan bize de ulaşabilir. Düke karşı savunmak ya da düke karşı savaşmak gibi. Aynı zamanda diyelim bir kontrat aldınız fakat işler istediğiniz gibi yolunda gitmiyor. Yani kaybedeceğiniz bir savaşta savaşıyorsunuz. Siz topraksız bir karakter olarak sizi işe alan kişiye ihanet edebilirsiniz. Yani dersiniz ki mesela yok. Ee, ya biz bu savaşı kazanamayacağız. Ben de daha fazla adam kaybedemem. Savaştan direkt komple çekilebilirsiniz. Siz tabi şimdi böyle tam soylu sayılmadığınız için diğer topraklı soylular sizi yargılamaz. Yargılasalar bile sadece sözlü anlamda yargılarlar. Yani sizi yakalayıp mahkemede yargılayamazlar. Belki başınıza ödül konabilir ama kolay gelsin diyelim. Kamp memurları yani gerekli görev yerleri var. Tıpkı saraydaki saray pozisyonları gibi bunların da kamp memurları görevleri oluyor. Siz kendi kampınıza görev atayabiliyorsunuz. Mesela yaver olarak atayabilirsiniz birini. Zırhçı başı yapabilirsiniz. Baş toplayıcı mümkün. Baş hırsız koyabilirsiniz. Kapıcı koyabilirsiniz. At bakıcısı koymanız mümkün. Avcı başı koyabilirsiniz tasmacılar var köpeklerinizle ilgilenir. Baş mühendis, tanık, köle uzmanı, baş müzisyen, günah keçisi gibi gibi. Hatta imkanınız varsa diyelim siz katip olmayı tercih ettiniz ya da meşruiyetçi oldunuz. Gereklilikleri karşılamanız durumunda bir kamp rahibi bile atayabiliyorsunuz. Elde tuttuğunuz asker türlerine göre yani düzenli asker türlerine göre mesela diyelim siz hafif süvari odaklı gidiyorsunuz. Hafif süvari yüzbaşısı eklerseniz savaşlarda çok daha iyi iş becerirsiniz. İşte deve yüzbaşısı, fil yüzbaşısı, ağır süvari, atlı okçu, yaya okçu ya da ağır piyade gibi gibi. Elde ettiğiniz düzenli asker türüne göre bunları da bu şekilde güçlendirebiliyorsunuz. Alabileceğiniz yeni karar çeşitleri burada mevcut. Mesela maceracı kararlarından 5 tane var. Büyük kararlar, büyük maceracı kararları var. 7 tane ve normal bir karar var. Büyük bir fatih olabilirsiniz bu kararda. Elinize fatih unvanı geçiyor. Burada örneklere bakıyoruz. Diyelim siz Bohemya taraflarında maceracısınız. Gereklilikleri karşılıyorsunuz. Bohemya düklüğünü hak iddiası geçiyor. Büyük Fratislava karşı savaş açıyorsunuz. Ve burada karşılamanız gereken tabii şartlar var. Büyük bir fatih olabilmek için. Şartlar burada. Bayağı da bir şartı var ama bunu da becerebilirsiniz eğer iyi kararlar verirsiniz. Dini açıdan verebileceğiniz bir karar. Katolik yolu yükselme diye bir karar mevcut. Dindar özelliğini elde edebilirsiniz bununla alakalı. Eğer yeterince dindarlık kastıysanız ve dini kararlar aldıysanız bu da mümkün. Çok seyahat eden birisiniz. Birçok şey gördünüz, birçok şey yaşadınız. Bununla alakalı bir kitap oluşturabilirsiniz ve sonraki nesillere de örnek olacak şekilde bir eser koyarsınız ortaya. Bu da sizin mirasınız olur. Elinize diyelim bir noktada çok ciddi para geçti ve siz bir noktada toprak sahibi olmak istiyorsunuz. Bir bölgede duruyorsunuz, böyle boş holding, boş bir yerleşke ve siz buraya bir kale inşa edebilirsiniz. Artık oraya da konuşlanmanız mümkün. Tabi burada bir sürü örnekler mevcut. Yani siz mesela savaşçı mı olmak istiyorsunuz ya da idariden mi gitmek istiyorsunuz? Diplomatik bir maceracı mısınız? Entrika mı? Öğrenim odaklı mı gittiniz? Gittiğiniz yola göre, aldığınız kararlara göre elde ettiğiniz dindarlık seviyesi, prestij, para gibi birçok şekilde yani sizin özellikle seçmiş olduğunuz yaşam tarzına göre alabileceğiniz birçok farklı karar mevcut. Maceracı derken illa böyle eli kılıç tutan güçlü adamlar gelmesin aklınıza. Örneğin Marco Polo bir maceracı. Marco Polo çok uzun seyahatlerde bulunmuş, çok uzak noktalara gitmiş bir kaşif. İbn Battuta çok bilinen bir kaşiftir aynı zamanda. Bu kişiler özellikle böyle eli çok iyi kılıç tutan çok güçlü adamlar olarak tanınmıyorlar ama ortaya koydukları, geride bıraktıkları geziler keşifler ve kitaplar insanlığa bir noktada yön vermiş şeyler. Siz de bir maceracı olarak tarihe bu şekilde kendi imzanızı koyabilirsiniz. Maceracı olarak alabileceğiniz kararlardan bir tanesi de yakın zamanda miras alacağınız ünvanları ya da toprakları reddetmek. Dersiniz ki ya ben toprak falan istemiyorum. Ben maceracı olarak, topraksız olarak iyiyim. Ben kendi yolumu çizeceğim diyorsunuz. Elde etmeniz beklenen ünvanlardan feragat ediyorsunuz. Ve bu şekilde size Gallivanter denen bir özellik geliyor. Özellik burada. Stres artışı ve stres kaybı konusunda ciddi yardımcı oluyor. Haneden görüşü azalır ve siz hiçbir şekilde miras elde edemezsiniz. Ünvanlar bakımından. Başka çok önemli bir özellik var. Diyelim siz Kutsal Roma İmparatorluğu'nda bir vasalsınız ve Kutsal Roma İmparatorluğu'na aday olan en büyük kişi imparatorun oğullarından değil sizsiniz. Ama imparatorla hiçbir bağınız yok akrabalık olarak. Bu da birçok kişinin normalde başını ağrıtan bir şey. Ya ben imparator olmak istemiyorum kardeşim diyorsunuz ama herkes sizi zorla seçiyor değil mi? Artık bir vasa olarak ülkenizdeki seçimden feragat edebilirsiniz. Dersiniz ki yani ben bu pozisyona gelmek istemiyorum. Bu pozisyon bir şeref değil bir külfettir. Eğer siz bir adaysanız ve aday gösteriliyorsanız çoğunluk tarafından istemediğiniz bir ünvan için siz bu kararı verebilirsiniz ve adaylıktan komple çekilirsiniz. Mesela Kaiser sizden daha az hoşlanır. Alçak gönüllü ve halinden memnun olmayan vasallar size karşı görüş kaybeder. Yani sorumluluklardan feragat etti gibi. Mesela benim en son mesela benim en son serimi hatırlayın. İsviçre. Elektör değiliz, akraba değiliz, imparatorla akraba değiliz. Hak yok. Ona rağmen bizi seçiyorlar. Dejur olsak da olmasak da. Şimdi mesela ben İsviçre krallığını oluşturmadan imparator seçilseydim benim için çok kötü bir şey olacaktı orada. Gerçekten sinirimi bozan bir şey olacaktı. Çünkü benim amacım orada belli bir krallığı kurmaktı. Krallığı kurduktan sonra seçildik. Çok koymadı öyle söyleyeyim. Ama mesela derim ki ya bu benim hedefimi baltalıyor. Benim amaçlarımı, benim gayelerimi baltalıyor bu. Ben bu kararı alarak herhangi bir seçim hakkından feragat ediyorum ve beni seçmek isteyenleri diyorum ki yok kardeşim ben bu şerefi reddediyorum. Birçok kişi de bu kararı bekliyordu. Çok mutlu oldular. Öyle söyleyebilirim. Ben de çok mutlu oldum. Topraklı bir kişi olarak topraksız maceracıları kendi topraklarınıza atabilirsiniz. Bu da mümkün. Mesela dersiniz ki ben bu kişiyi burada istemiyorum arkadaşım. Bu kişi buradan gitsin. Size karşı görüş kaybeder tabii. Eğer 3 ay içerisinde topraklarınızı terk etmezse onu tutuklamaya hakkınız olur. Tutuklarsanız direkt hapsetmiş olursunuz. Tutuklayamazsınız da ülkenizden zaten kaçmış olur. Eğer yeterince ordu gücü varsa de şöyle bir durum var atmaya çalıştığınız kişi ülkenizden gitmedi. Siz bunu tutuklamaya çalıştınız. Mesela tutuklamak istediğiniz bu kişinin, Herwert isimli bu kişinin, bu maceracın size karşı oldukça güçlü sayılabilecek bir askeri gücü var. Tutuklama talebinize size savaş da açabilir. Yani tıpkı tiranlık savaşı gibi düşün. Eğer savaşı kaybederseniz ya sizi tutuklar ya da sizi def eder. Topraksız kişi savaşı kazanırsa sizin topraklarınızı, sizin ülkenize komple yenmiş sayılır ve tıpkı bir fetih gibi sizin topraklarınızı elde eder. Sizi de def eder. Eğer topraklı kişi savaşı kazanırsa maceracıyı hapseder ve onların kampını komple yok eder. Bir maceracı olarak aynı zamanda topraksız bir maceracı olarak topraklı kişilere belli başlı talepler de iletebilirsiniz. Mesela Emevi hanesinden birisi Gırnata emirine bir talepte bulunuyor. 600 erzak elde ediyor. Verebilir ama bunun karşısında görüş kaybeder ve Gırnata vilayetinde ciddi olumsuz etkileri olur. Tabi illa erzak olmasına gerek yok ya erzak vermesinin dışında topraklı kişinin altını da verebilir, düzenli asker bölüğü de verebilir, şövalye ödünç verebilir, evlilik ayarlayabilir ya da bir kontrat verebilir. Seçeceğiniz seçeneklere göre etkileri değişir. Şöyle bir durum var. Belki birçok kişinin merak ettiği bir şeydir. Topraksız karakterler yağma yapabilir mi? Hayır. Topraksız karakterler yağma yapamaz. Aynı zamanda onların kampları kuşatma altına da alınamaz. Yani siz bir Maceracıyı yenmek istiyorsanız kamplarını arayıp bulup yok edemiyorsunuz. Maceracının ve kendi ordusunu bulup onları bizzat yok etmeniz gerek. Ve bu kadar. Bir de son olarak şunu da söyleyeyim. Çocuk maceracılar olamıyor. Yani bir kişinin maceracı olabilmesi için tıpkı idari yönetimdeki valilik gibi yetişkin olmaları gerek. Yani 16 yaşından küçük maceracılar olamıyor ne yazık ki. Burada belirttiği gibi. İkinci bölümünde böylelikle sonuna geldik. Umarım bu video sizin için biraz aydınlatıcı olmuştur. Ve umarım ben de size elimden geldiğince anlatabilmişimdir. Tabi bunu okuyarak defalarca anlatabiliriz. Anlamaya da çalışabiliriz. Ancak kesin bir şey var ki bunu uygulamadan %100 öğrenemeyiz ve %100 anlayamayız. Dolayısıyla 24 Eylül'ü hep beraber bekleyip, görüp anlayalım derim. Tekrardan söylüyorum. Umarım bu video size en azından biraz da olsa aydınlatma sağlamıştır. Siz biraz bu konuda aydınlatmıştır ve beklentilerinizi en azından şekillendirmiştir diyeyim. Çünkü ben de bu geliştirici günlüklerini birkaç defa üst üste okudum. Beklentilerim ancak şekillendi. 24 Eylül'de çıkacak bu güncelleme ve ek paketi uygulayıp hep beraber göreceğiz. Ve 24 Eylül'de çıktığında da ben bununla alakalı tabii tıpkı Legends of the Dead videosunda yaptığım gibi bir ilk izlenim videosu yapacağım bir ön inceleme gibi düşünebiliriz. Efendim buraya kadar sabredip izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Hoşçakalın.